Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Diamond Tema, Örsan Öğmen 24 Haziran 2024 Pazartesi Türkiye'de aklı başında, kitap okuyan, araştıran, soruşturan, sorgulayan, kendisini geliştiren, cesur, vatansever kaç genç vardır acaba? Sayıları herhalde çok değildir. Araştırmacı yazar Diamond Tema bu gençlerden birisidir. Ama Türkiye'deki laiklik karşıtı tarikatlar, cemaatler ve AK Parti hükümeti onu da hukuk dışı yollarla baskı altına aldı. Gençlere örnek olması gerekenler, gençlere kötü örnek olmakla kalmayıp, gençlerden ne kadar korktuklarını da ortaya koydular. Felsefe, tarih, din, mitoloji, kültür, uygarlık, cumhuriyetçilik gibi konularda araştırmalar yapan, kitaplar ve yazılar yazan YouTube yayınları yapan Diamond Tema hakkında konuk olduğu bir yayında şeriata karşı olduğunu savunduktan sonra soruşturma başlatıldı ve yakalama kararı çıkarıldı. Bu uygulama, anayasanın laiklikle ilgili ikinci, on dördüncü, yirmi dördüncü maddelerine ve düşünceyi ifade etmekle, yayımlamakla ilgili anayasanın yirmi beşinci, yirmi altıncı, yirmi sekizinci maddelerine aykırıdır. Bu uygulamanın temeli olarak gösterilen ve yoruma açık muğlak ifadeler içeren Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi de bu anayasa maddelerine aykırıdır. Antidemokratik bir ucubedir. Aynı yayında anayasanın 2., 14. ve 24. maddelerini ihlal ederek şeriatı savunan, cumhuriyeti ve anayasayı eleştiren, Afganistan'daki Taliban yönetimini öven, karma eğitime karşı çıkan, reşit olmayan kızlarla evlenmeyi savunan Asr'ın Tok adlı zat hakkında hiçbir işlem yapılmazken cumhuriyeti, laikliği anayasayı savunan ve şeriata karşı çıkan Diamond Tema, önce AK Parti, tarikat, cemaat trolleri ve yobaz barbarlar tarafından sosyal medyada linç edildi. Sonra hakkında yasal işlem başlatıldı. Bunların sonucunda da terör örgütü IŞİD tarafından hedef haline getirildi. Sözde Adalet Bakanı, aslında adalete bakmayan Yılmaz Tunç ise kendisini hakim yerine koyarak peşin hüküm verdi. Diamond Tema'nın peygamberimiz hakkındaki ifadelerinin hakaret içerikli, çirkin, provokatif, tahrik edici, asla kabul edilemez olduğunu ilan etti. Böylece anayasa ve rejim düşmanlarının sözcülüğünü üstlendi. Birincisi, Muhammed herkesin peygamber olarak kabul ettiği birisi değildir ve Yılmaz Tunç açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, herkesin Müslüman olduğunu varsaymıştır. Suudi Arabistan'ın, İran'ın, Afganistan'ın değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı olan birisi devlet adına bakan olarak böyle bir açıklama yapamaz. İkincisi, Diamond Tema, Müslümanların peygamber olarak kabul ettiği Muhammed hakkında hiçbir hakaret içerikli ve çirkin ifade kullanmamıştır. Muhammed'in evliliği hakkında hadislerden bir bölüm okumakla ve 9 yaşında bir kız çocuğuyla evlenmeyi ve cinsel ilişkiye girmeyi ahlaken uygun bulmadığını belirtmekle yetinmiştir. Eğer böyle bir açıklama bazılarını tahrik ve provoke ettiyse, bu onların kişisel ruhsal sorunudur. Bu bir yargı konusu değildir bu olsa olsa psikiyatrinin konusu olabilir. Ayrıca yaklaşık iki saatlik yayında, Diamond Tema, kaynaklara dayanarak şeriata karşı çıktı. Muhammed ile ilgili bölüm, beş dakikayı geçmedi. Asrın Tok adlı zat ise şeriatı savunmaya çalışırken, şeriatın ne olduğunu Diamond Tema'dan öğrenmek zorunda kaldı. Diamond Tema, hem agnostik ve dinsiz olduğu, hem de bu tartışmanın hakimi konumuna geçtiği için, yobaz barbarların saldırısına ve tacizine uğradı tarihte sık sık görüldüğü gibi, aklı kıt olan insanlar, karşı tarafı akılla değil, kaba kuvvetle bertaraf etme girişiminde bulundular. Herkes şunu bilmelidir ki, din konusunun tartışılamadığı ve bir tabu haline geldiği bir ülkede, demokrasiden kesinlikle söz edilemez. Diamond tema ile birlikte gündeme gelen tikel sorun, makro boyuttaki tümel bir rejim sorununun yansımasıdır. Buzdağının sadece görünen kısmıdır. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüz yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.